8. dersimize hoş geldiniz. Flütte de öğrenilen bir ezgimiz var. Merdiven adlı bir ezgi. Bu ezgi notaların yerlerini öğrenme açısından, perdeleri tanıma açısından önemli bir ders. Merdiven gibi yukarıya çıkıyorsunuz, aşağı iniyorsunuz. Re'den başlıyoruz, La'ya kadar. Re, Mi, Fa, Sol, La notalarımıza kadar. Ezgiyi bütün olarak çalalım. Zaten tekrarlı bir ezgi. İki dizekten oluşuyor. Yine 8 ölçüden. Solfejini yapalım şimdi arkadaşlar. Re, mi, fa, sol, la, 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 sol, fa, mi, re, 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 la, la, sol, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, 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 mi, fa, sol, la, 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 sol, fa, mi, re, 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 la, la, sol, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, re, re. Parmak numaralarına göre çalalım. 1, 1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Evet, ezgimiz parmak numaralarına göre bu şekilde arkadaşlar. Vuruş şekline göre çalıyorum. Üst, alt, üst, alt, üst, alt, üst, üst, alt, üst, alt, üst, alt, üst, üst, alt, üst. Alt üst, üst, alt üst, alt üst, alt üst. Parça şu şekilde arkadaşlar. Yukarıya çıkalım, aşağıya inelim. Azıcık dinlenin, yeniden deneyelim. Yukarısına olsun, aşağısı da olsun. Şimdi de hepsine, hepsine bir at olsun. Birinci parmak, ikinci parmak, üçüncü parmak, dördüncü parmak. Bu da sıfır. Testlerimizde notaların hemen üzerinde rakamlar bulunuyor. Bu rakamlar 1, 2, 3, 4 ya da 0 olarak yazılmıştır. Hangi parmağın hangi notayı basacağını belirtir. Ezgiyi her hızda oturttuktan sonra hızlandırın.